Herkese yeniden merhaba, ben Merve. Ben Melih. Bugün sizlerle Almanya'da vergi iadesi nedir, vergi iadesi nasıl yapılır onlardan bahsedeceğiz. Biz sanırım geçtiğimiz haftalarda yaptık. 2 yıldır yapıyoruz zaten. Geçen yıl bayağı bir vergi iadesi almıştık ama bu sefer borçlu çıktık sanırım. Sanıyorum öyle çıkacağız. Evet. Daha finansal karar vermedi ama daha borçlu çıkacağız borçlu sanıyorum. Borçlu çıkacağız aynen. Şimdi biraz işte vergi iadesi ne, gelir vergisi ne, biraz ondan bahsedelim. Gelir vergisi dediğimiz şey bütün dünyada devletlerin en büyük gelir kaynağı. Bu sizin yıllık kazancınız üzerinden belli vergi dilimlerine göre kategorilendiriliyorsunuz ki bunu başka videolarda anlatmıştık. Bu kategorilere göre siz bir vergi vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu da Almanca'da Einkommensteuer deniliyor, gelir vergisi. Bu bütün Almanya'daki neredeyse herkesin verdiği bir vergi türü. O yüzden aslında herkesi ilgilendiriyor. Ve bir miktar yıl içerisinde yaptığınız harcamalardan da iade alıyorsunuz. Gelir vergisi için yıllık 9.744 euro limit var. Yani aslında şunu söylüyor. Siz yılda 9.744 euroya kadar kazanırsanız bunu bildirmek zorunda değilsiniz. 9.744 euro üzerinde kazandığınızda mutlaka bunu devlete bildiriyorsunuz ki ben bir gelir elde ettim. Bu gelirden vergi vermeliyim şeklinde devlete vergi veriyorsunuz. O da size hesaplıyor. Peki vergi iadesi ne? Vergi iadesi dediğimiz şey sizin ödediğiniz normalde devlete bir gelir vergisi var ama işinizle alakalı olarak başka harcamalar yapıyorsunuz. Bu harcamalarda yaptığınız paraları geri alıyorsunuz aslında. Bir örnek verebiliriz burada. Mesela 1000 euroya bilgisayar aldınız ve bu bilgisayarı siz çalışırken de kullanacaksınız. İlk başta bilgisayarı alırken ödediğiniz bir vergi var zaten. KDV yani. KDV'si aslında. Aynen öyle. Siz bunu Finansamta yani vergi dairesine bildirdiğinizde daha sonra iadesini alıyorsunuz. Yani böylece aslında 2 kere vergi vermemiş oluyorsunuz. Evet, yani aslında diyorsunuz ki ben bilgisayarı alırken 1000 euronun içinden 200 eurosunu evet. vergi verdim. Ondan sonra şimdi ben bir daha gelir vergisi veriyorum kazancım üstünden. Ama evet. bu verdiğim 200 euroluk vergi bir işimle alakalı olan bir vergi. Ben bunu zaten vermiştim gelir vergisinden evet. deyince sizin gelir verginizden bu düşülüyor. Aslında vergi iadesi kapsamı tamamen bu. Zaten yaşı kurtaranlar bilirler. Anneannelerin, babaannelerin de sürekli Türkiye'de de vardı bu. Vergi iadesi toplanırdı. Aslında aynı mantık Türkiye'deki. Türkiye'de kalktı şu anda. Vergi iadesi yok. Peki vergi bildirimi kimler için zorunlu? Şimdi şöyle dedik ya 9.744 euro üstü kazananlar için zorunlu ama vergi iadesi bildirimi dediğimiz şey aslında sadece freelancer yani kendi işini yapanlar veya şirket sahipleri için zorunlu. Siz maaşı çalıştığınız zaman Lohnsteuer Bescheinigung diye bir size kağıt verirler. Zaten sizin devlete olan verginizi işveren veriyor. Yani işveren sizin adınıza veriyor, otomatikman kesiyor. Türkiye'de de böyle. Ama siz işi kendiniz yaptığınızda, işte freelance çalıştığınızda olabilir, bir başka yerden elde ettiğiniz gelirler olabilir. Bunlar eğer 9.744 euroyu geçerse o zaman bildirimde bulunmanız gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki hangi paraların vergi sorumluluğu yok? Şimdi öncelikle Elterngeld. Evet. Yani ebeveyn parası aldığınız paralar bu 9.744 euronun içerisinde sayılmıyor. İkinci olarak işsizlik maaşı alıyorsanız bu da sayılmıyor. Veya burada Almanya'da eğitim bursu alıyorsanız bunların da bu gelir vergisi kapsamına girmiyor. Ama diğer türlü elde ettiğiniz gelirler mesela kira gelirleriniz. Bunun dışında mesela borsadan elde ettiğiniz gelirler, faiz gelirleri. Yan gelirlerin hepsi. Yan gelirlerin aslında. Hepsi, ek iş yani, yaptığınız ek gelirler. Ya. Bunlarda elde ettiğiniz bütün gelirler Almanya'da inceleniyor. Diyorlar ki bu gelirleriniz belli bir miktarın üstündeyse bunun vergisini vermeniz gerekiyor. Ama biz şimdi vergi vermekten ziyade verdiğimiz verginin ne kadarını iade alırız? Nasıl iade alırız? Bu videoda ondan bahsedelim istedik. Bir diğer soruda hangi harcamalarımı vergi iadesi olarak alabilirim? Yani sadece işimle mi alakalı olmalı yoksa iş dışında özel kendime harcadığım neleri alabilirim? Şimdi şöyle vergi indirimi 3 kategoride aslında gerçekleşiyor. Bir tanesi Werbungskosten. Yani aslında reklam giderleri diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bunlar oluyor. İkincisi Sonderausgaben. Yani tamamen özel giderler, özel hizmetler. Bir de sağlıkla alakalı olarak genelde hep sağlıklı olan beklenmeyen giderler var. Yani aniden bir anda gelişen ve yaptığınız harcamalardan dolayı aldığınız vergi indirimleri. Bu üçü de kapsama giriyor bunların. Vergi indirimi kapsamına giriyor. Bunun da iadesini alıyorsunuz. Bunları bir başka videoda detaylıca anlatacağız ama bunlar kalem kalem harcadığınız şeyler. Üstünden şöyle geçebiliriz. Mesela sizin iş kıyafetiniz vardır. İş kıyafetiniz için harcadığınız para, işiniz için harcadığınız elektronik eşyalar, işiniz için evinizde oluşturduğunuz home office yaptığınız, işte bunun için aldığınız masa, sandalye gibi şeyler. Onlar sağlık harcamaları için. İşte diş yaptırdınız, implant yaptırdınız. İşte gözlük aldınız, bunun ya da tek seferde büyük bir operasyon olduğunuz işinizle alakalı olarak mesela
işinizden dolayı mesela belinizle alakalı bir durum var. Özel bir protez yaptırdınız ya da bir özel bel desteği aldınız. Bunun gibi şeyler bu kapsama giriyor. Bir de bunların dışında özellikle işte engelli, yaşlı, çocuk, bunun gibi şeyler, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere harcadığınız paralar yine aynı şekilde vergi indirimi kapsamına giriyor. Bir de şunlar var. Mesela işe gidip geldiğinizde arabada yaktığınız kilometresine kadar çok detaylı şekilde, hatta mesela iş başvurusunda yaparken, iş başvurusu yaparken harcadığınız kapsamlar, yani bir yere üye olmuşsunuzdur, gönderdiğiniz mektuplara kadar bunların paralarını tek tek yazdığınızda bir şekilde iade alabiliyorsunuz. Ama bunu bir başka videoda anlatacağız. Şimdilik buraya geçiyorum. Vergi iadesini nereye yapacağız? Şimdi vergi iadesini nereye yapıyoruz konusu yine sizin nasıl para kazandığınıza göre olarak değişiyor. Öncelikle freelance çalışansınız ya da şirketiniz varsa bu Elster diye bir portal var. Bizim online vergi iadesi gibi bir şey, online vergi dairesi gibi bir sistem. Oraya giriyorlar, işte vergi numaraları var. Ondan sonra işte kimlik bilgileri, e-posta bilgileri giriyorlar. Ama bir kimlik doğrulama olayı var. Almanya'da bu kimlik doğrulamanın Post Ident diye bir şey. Post Ident sizin işte postaneye gidip de mektup üstünden bir sürü kimlik doğrulamalar durumları var. Bayağı sürüyor, bilginiz olsun. Diğer türlü normal, yani maaşlı çalışansanız bu vergi iadesini birey olarak kendiniz direkt yapabiliyorsunuz Finanzamt'a. Bunu yaparken de bir aracı kullanabiliyorsunuz ya da kendiniz yapabiliyorsunuz. Şimdi aracı dediğimizde de bir aracı insan, evet, var. Berater. Buna Steuer Berater deniyor. Vergi danışmanı. Vergi danışmanlarına gidip durumunuzu anlatıp işte bu şekilde bir form dolduruyorsunuz. O formla Finanzamt'a başvurmanız için o formu birlikte dolduruyorsunuz. Çünkü bayağı karışık. Dediğim gibi her türlü kalemi var. Bayağı bir karışık durumlar. Ve bunlar ne kadar tutuyor? Mesela 50-100 euro civarında paralar tutuyor. Veyahut sizin ne kadar vergi iadesi alacağınızın üstünden yüzde olarak da anlaşılabiliyor. Mesela şu kadar, mesela %20'sini alacağım şeklinde anlaşılabiliyor. Bunu işte kendi bulunduğunuz şehirdeki bu vergi danışmanları, vakıfları var, dernekleri var. Oralardan bulabilirsiniz. Ya da Google'da arayarak da bulabilirsiniz. Özellikle biz ilk yıl, yani ilk Almanya'ya geldiğiniz yıl mutlaka bir Steuer Berater'le bunu yapmanızı öneriyoruz. Neden? Çünkü çok karışık. Şöyle ki, sizin hem taşınma masraflarınız var Türkiye'den veya eşiniz çalışıyorsa, siz çalışıyorsanız onların bir kısmı Türkiye'de para kazandıracağınız, bunların ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Bir kısmını Almanya'da kazandığınızda farklı değerlendiriliyor. Eve aldığınız şeyler ilk etapta çok fazla harcamanız oluyor haliyle. Eve bir şeyler alıyorsunuz ya da siz bir şey harcamalar yapıyorsunuz. O oldukça yüksek oluyor. O yüzden Steuer Berater bunu oldukça iyi değerlendirecektir. İkinci ihtimal olarak da app'ler var. Direkt yazılımlar var. Onlar tam Almanca oluyor. Hatta Aldi'lerde falan böyle satılıyor. Evet, evet. İşte böyle kendiniz o yazılımlar üstünden yapabiliyorsunuz. Üçüncü olarak da şöyle bir durum var. İşte online siteler var. Online siteler üstünden size böyle sorular sorarak o formu dolduruyorlar. O şekilde de başvurabiliyorsunuz. Bunlar neler? İşte TaxFix var, WunderTax var, Steuer Go var. Bunun gibi LinkedIn'i aşağı bırakalım. Bunlar üstünden de kendiniz yapabiliyorsunuz. Kendiniz dediğimiz şöyle yani. Yine bir aracı var aslında. Onlar da bir para alıyorlar. 20 euro, 30 euro ne kadar bilmiyorum. O civarda para alıyorlar. Ve bu paraları ödediğinizde siz işte o tek tek soruyorlar size. Aslında Steuer Berater gibi soruları tek tek soruyor form olarak. İşte siz diyor nerede doğdunuz, eşinize ne zaman evlendiniz, ne kadardır berabersiniz, sallıyor ne harcadınız, hiç diyor bunu yaptınız mı, eviniz kaç kilometre uzakta gibi birçok sorular soruyor. O soruların sonucunda vergi iadesi formunuzu dolduruluyor. Hatta bazıları ek bir ücret daha alarak bunu vergi iadesi, daha doğrusu vergi dairesine otomatik gönderiyor. Yani bunu diyor ben senin adına gönderebilirim şeklinde yapıyor. Ama tabii ki siz isterseniz kendiniz çıktı alıp gönderebiliyorsunuz. O zaman şimdikini ben sorayım. Vergi iadesini ne zamana kadar bildirmemiz lazım? Bunun da bir zamanı var sonuçta. Vergi iadesi için şunu söyleyebiliriz. Çalışanların illa bildirmesi gibi bir zorunluluğu yok. Yani başkasının yanında çalışana. Yani serbest meslekseniz ya da ne bileyim kendinize ait bir şeyiniz varsa bunu her yıl bildirmek zorundasınız. Maaşlı çalışanlar son 4 yıla kadar bunu bildirebiliyorlar. O yüzden böyle faturalarını, şeylerini falan atmamaları daha iyi, hayırlı oluyor açıkçası. Vergi iadesi formunu 31 Temmuz yıl olarak şöyle söyleyeyim. Mesela 2020 yılında harcamalarınızı 31 Temmuz 2021 yılına kadar bildirebiliyorsunuz. Aynen o şekilde. Bir de özellikle şöyle bir şey var. Şimdi Finanzamt'a siz ben bu harcamaları yaptım diye bildiriyorsunuz. Belli bir miktara kadar, ki bunu gelecek videoda anlatacağız. Belli bir miktara kadar sizin fatura falan vermenize gerek yok. Hı-hı. Belli bir miktardan sonra fatura falan sunmanız gerekebiliyor. O yüzden aslında bu tarz harcamalarınızı önümüzdeki 10 yıl saklamanız gerekiyor. Bu Almanya'da kanunen böyle. Çünkü Finanzamt 5 sene sonra kafasına esip de size sen bu kadar zamanda şunu şöyle bir şey istemişsin. Hı-hı. Bu harcamayı nasıl yaptın gel bana göster diyebiliyor. Böyle bir durum var. O yüzden hani bir cezayla bir şeyle karşılaşmamak için en doğrusu gidip de
İşte bu evrakları, belgeleri, faturaları, fişleri saklamak başvurmadan önce. Özellikle şirket sahipleri için ve freelance çalışanlar için bu her yıl mutlaka bildirilmesi gereken bir şey. Diyelim ki bildiremediğiniz özel bir durumunuz var. Siz finans hattı iletişime geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim şöyle şöyle durumum var. Bu durum dolayısıyla ben şu anda bildiremeyeceğim. Bildiremeyeceğim dediğiniz zaman bu işte erteliyorlar belli bir süre. Özellikle bu pandemi sebebiyle zaten çok kişinin ertelendi. Ama bunu bildirmek çok önemli açıkçası. Peki bildirmezsek ne gibi cezası var? Valla şöyle Almanya'da adam öldür ama vergi kaçırma. Gerçekten böyle bir kurallığı var. Çok önemli. Şöyle ki Almanya'nın tabii bir devletin en çok elde ettiği vergi gelir vergisi. Bu gelir vergisini ödemediğiniz zaman işte ya da ne bileyim bunu yanlış beyan ettiğiniz zaman ağır suçları var. İşte 100 Euro'dan 500 Euro'ya kadar zaten kafadan bir ceza yiyorsunuz. Üstüne ödemediğiniz verginin faiziyle sizden alınıyor falan. Bir de üzerine şöyle bir şey yaşanıyor. Devlet kamu davası açıyor size. Diyor ki ben diyor mesela siz 1000 euro ödemediniz diyelim ki. 1000 euroyu ödemediğiniz için de ben Almanya halkına icraat yapamadım. Köprü yapacaktım. O 1000 euro eksik kaldı diye yapamadım deyip siz Almanya halkını mağdur ettiğiniz için bir de böyle bir dava açılıyor. O yüzden özellikle yanlış beyan çok daha riskli bir durumda. Yani yanlış beyan etmek çok daha riskli. Veya böyle bir borcu ödememek çıkınca çok büyük riskli bir şey. Hani istediğini yap dediler, kesinlikle şey yok. Hatta Amerika'dayken de şey demişlerdi, hani ne yaparsan yap kesinlikle hapse düşme. Hani kesinlikle düşme çünkü çok kötü şartlarmış. Öyle demişlerdi. Burada da direkt böyle ne yaparsan yap vergi kaçırma noktasına girme yani. O çok önemli bir konu. Şimdi tabii şöyle karıştırmamak lazım. Hemen de çok korkutmayalım. Gecikme cezası başka bir şey. Bir de vergi kaçakçılığı cezası başka bir şey. Gecikme cezası normal Verspätung Zuschlag. Yani aslında sadece gecikme için 100 ile 500 euro arasında bir miktar ceza veriyorlar. Ama vergi kaçakçılığının cezası 10 yıla kadar hapse kadar bile gidebiliyor. Evet. Yani kaçakçılık seviyesi biraz sıkıntılı. Tabii bizim ne yazık ki Türkiye'de bu konular çok iyi seviyede değil. Türkiye'de sadece çalışanlar vergi veriyor. Yani maaşlı çalışanlar vergi veriyor. Şirketlerin hiçbirisi neredeyse, yani büyük şirketlerden bahsediyorum, bir şekilde yolunu buluyorlar. Milli takıma destek veriyorlar, yok eğitime destek verdik diyorlar, vakıflara destek verdik diyorlar, vergiden kaçıyorlar. Birden fazla şirket kuruyorlar, şirketler kendi içerisinde, bünyelerde, onu ona borçlandırıyor, onu ona borçlandırıyor, hepsi bir yolunu buluyor. Asıl fakir vergi ödüyor. Aynen, yani eline bile geçmeden normal maaşlı çalışan vergi veriyor. Tabii burada da o şekilde de tanıyorum, denetlemeleri biraz daha fazla. Veya Türkiye'de bir şey var, Almanya'da kesinlikle olmayan, vergi borcu silinmesi diye bir şey var. Yani bu kesinlikle olmayacak bir şey normalde Almanya'da, asla olmaz. Ama Türkiye'de çok yaygın. Bazı özellikle bazı yerlere yakın şirketler, büyük holdingler vesaire, bunlar işte çat diye yapıyorlar ki hemen vergi borçları silinebiliyor. Ama siz mesela elektrik borcunuzu ödemezseniz gelip tak diye kesiyorlar elektriğinizi. Kışın ortasında soğukta bekleyebiliyorsunuz. Hiç de önemli olmuyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda mutlaka hangi kalemlerden tek tek vergi iadesi alabiliriz, bundan da bahsedeceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve böyle işinize yarayacak bir şey olursa paylaşmayı, videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.